Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah Teala Hazretleri hepimizi her türlü tehlikeden, günahtan, kötülükten, küfürden, şirkten korusun inşallah. Kur'an-ı Kerim'le buluşma programlarının belki sonuna geliyoruz. Ramazan'da Kur'an-ı Kerim ve mealini okuma programı bağlamında acaba Allah Teala Hazretleri bu surelerde bize neyi anlatmak istiyor? Bize neyi, bizimle ne, hangi türlü iletişime geçmek istiyor? Bunu doğru anlayabilmek için böyle Kur'an-ı Kerim'i kabaca böyle hızlı bir şekilde tarayıp surelerdeki mesajları anlamaya çalışıyoruz. Bundan önceki sohbetlerimizde daha doğrusu 20 cüzün özetini vermiştik. Yani Kur'an-ı Kerim 30 cüz biliyorsunuz. 20 cüzün özetini vermiştik. Bugün inşallah son 10 cüze geldik. İlk 10 cüzde 9 tane sure var. Bakara, Alim, Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa böyle uzun sureler. İkinci 10 surede 20 tane sure var. Son 10 surede 20'den 30'a kadarki sureler şeyde cüzlerde kısa sureler olduğu için 85 tane sure var. Arkadaşlar. Tabii 85 sureyi bir anda anlatmak zor. Onun için herhalde iki sohbet yapacağız. Bunun dışında bir sohbet daha yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bu sureleri daha iyi anlayabilmek için surelerin kendi içindeki anlamına göre gruplara ayırdım ben. O şekilde inşallah daha iyi anlayabiliriz. Bugünkü sohbetimizde 37 surenin özetini vereceğim hızlı bir şekilde inşallah. Bugünkü sohbetimizi 4 bölüme ayırdık. Birinci bölümde 10 tane sure var. Bu 10 surenin temel mesajı insan ve tarih. İnsanın tarihe bakışı, insanın tarih içindeki yeri, zaman içindeki yeri. İnsanın tarihi değiştirmesi, Allah'ın yardımı. Bunlar çok önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın en başarılı insanıydı. Çünkü tarihi değiştirmiş. Tarih ancak bu kadar değişir. Tarih ancak bu kadar kırılır. Çünkü Resulullah geldiğinde farklı bir dünya vardı. Resulullah geldikten sonra farklı bir dünyaya değişti. İki tane büyük süper güç vardı. İran ve Bizans. Ve Resulullah geldikten sonra Müslümanlar hepsini sildi, yok etti. Ve İslam her tarafa hakim oldu. Yaklaşık 1000 yıl ya da 1200 yıl Müslümanlar yeryüzüne hakimdi. Ama bu 200 yıldır işte biraz biz zayıfladık. İnşallah yeniden Müslümanlar yeryüzüne hakim olacak. İşte bu 10 surede Allah Teala Hazretleri bize tarih bilinci veriyor. Tarihi nasıl değiştirebiliriz? Yeryüzünü nasıl değiştirebiliriz? Bunları Allah Teala Hazretleri öğretiyor. Bu 10 sure Rum, Lokman, Secde, Ahzab, Sebe, Fatır, Yasin, Saffat, Saat ve Zümer şeklinde ben tespit ettim. Bu sureleri şöyle kısaca üzerinden geçmek istersek, anlamaya çalışırsak, Rum suresinde Allah Teala Hazretleri bize tarih bilinci veriyor. Tarihi değiştiren Allah'tır. Ama sizin de çalışmanız gerekir. Allah Teala size fırsat vermesi için sizin de çalışmanız gerekir. Bu mesajı veriyor Rabbimiz. Bu surenin inmesiyle ilgili Mekke'de Allah Resulü İslam'ı anlatıyor. Yaklaşık 615 yılında yani peygamberliğinden 5 yıl sonra artık müşriklerin baskıları artıyor. Peygamber Efendimiz bir çare, bir çözüm arıyor. Müslümanların bir kısmını Habeşistan'a gönderiyor. Tekrar geri geliyorlar. Bir daha gidiyorlar. İşte o dönemde İran Bizans'ı yeniyor ilk defa. İki tane süper güç var. Bugünkü Amerika, Rusya gibi. İran Bizans'ı yeniyor. Bizans ehli kitap Hristiyan, İran'da ateşperest, müşrik. Müşrikler diyorlar ki, ey Muhammed biz de seni böyle yeneceğiz diyorlar. Bunun üzerine Allah Teala Rum suresini indiriyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim gulibetir rum fi ednel ardı ve hum min ba'd galibihim seyaglibun fi bid'i sinin ayetleri geçiyor. Elif lam mim, Bizanslar mağlup oldular. Yeryüzünün en düşük yerinde. Fakat onlar mağlup olduktan sonra kısa bir sürede fi bid'i sinin, yani 8-10 senede galip gelecekler. Tabi buna kimse inanmıyor. Çünkü İran her tarafa girmiş. Azerbaycan, Anadolu, Orta Doğu, Filistin, Kudüs, her tarafa. Bizans'ın elindeki olan her şeyi almış. Kimse buna inanmıyor. Hatta müşrikler Müslümanlara bunun doğru olmadığını söyleyince Hazreti Ebu Bekir oradaki bir müşrikle bahse giriyor. 3 yılda bu olmazsa işte ben sana 10 deve vereceğim diyor. Olursa da o 10 deve verecek. Peygamberimiz bunu duyunca Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki bu süreyi 10 yıla çıkar, deveyi de 100'e çıkar diyor. O şekilde bir bahse giriyorlar. Yıllar sonra Peygamber Efendimiz hicret ediyor Medine'ye. Yani bu olaydan 9 sene sonra Müslümanlar Bedir'de galip geliyorlar. Ve ilk defa Bizans İran'a galip geliyor. Tabi bunun hikayesi çok uzun. Müslüman Hristiyanların başında Heraklius diye biri var. Peygamberimizden 2 yaş küçük. Onun hayatını okudum ben. Aslında Afrikalı, Kartaca'dan geliyor. Tam Bizanslı değil. Bizanslılar Kartaca'dan, bu Kartaca Afrika'da bir yer, eskiden bir devlet. Oradan yardım istiyorlar. Kartaca kralı da kendi oğlu Heraklius'u onlara gönderiyor. O da Bizans'a kral oluyor Heraklius. Hatta Peygamberimiz ona mektup falan yazıyor biliyorsunuz. Ve ilk defa Bizans İran'a galip geliyor. Ondan sonra bu galibiyet devam ediyor. Ve bir daha İran Bizans'a galip gelemiyor. Sonunda Müslümanlar her tarafa hakim oluyor. İran'ı, Bizans'ı tarihten siliyorlar. İşte burada bir mucize görüyoruz. Tabii bu çok riskli bir şey. 8-10 senede yenecek. Eğer 10 senede yenmezse Kur'an'ın doğru demediği böyle bir şey ortaya çıkacak. Bunu ancak kim söyleyebilir? Allah söyler. Çünkü geleceği Allah biliyor. Her şey Allah'ın kontrolü altında. İşte biz buna kader diyoruz değerli kardeşlerim. Hiçbir şey Allah'ın kontrolü dışında değil. Hiçbir şey kontrolsüz değil. Allah Teala her şeyi biliyor. Onun ilmi sınırsız, sonsuz. Tabii biz şu anda kendi aklımızda bunu bilemiyoruz. Geleceği Allah biliyor, geçmişi Allah biliyor. Görüneni, görünmeyeni, gizli olanı, açıkta olanı her şeyi Allah biliyor. O zaman biraz daha hareketlerimize, konuşmamıza, ibadetlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. İşte Rum suresinde Allah Teala Hazretleri bize tarih bilinci veriyor. Siz çalışın, Allah yolunda davet edin, tebliğ edin, cihat edin. Allah Teala size yardım edecektir. Çünkü tarihi değiştiren Allah'tır. Bundan sonra Lokman suresi geliyor. Tarihi kimler değiştirir? İdeal müminler, Müslümanlar değiştirir. Lokman aleyhisselamın dilinden iyi bir Müslüman nasıl olmalı? Gençlerin eğitimi nasıl olmalı? Çocukların eğitimi nasıl olmalı? Bir baba çocuğuyla nasıl konuşmalı? Lokman suresinde bunu görüyoruz. Lokman aleyhisselam çocuğuna güzelce hitap ediyor. Ey yavrum diyor, Allah'a şirk koşma. Ya büneyye la tüşrik billah inne şirke le zulmün azim. Ey yavrucuğum Allah'a şirk koşma, hiçbir şey ortak koşma. Çünkü şirk büyük bir haksızlıktır. Yani her şeyi Allah veriyor. İşte şu havayı, yediğimiz, içtiğimiz her şeyi, bu dünyayı Allah yaratmış, bizi Allah yaratmış. Ama buna rağmen biz Allah'ı bırakıp da başka şeylere, başka kişiler putlaştırırsak bu nedir? Allah'a çok büyük bir haksızlıktır. Sonra Lokman aleyhisselam anne babana iyilikte bulun diyor. Anne baban sana kötü bir şey, küfür, şirk emrederse onlara itaat etme. Ama yine de onlara iyi davran diyor. Sonra namazını düzenli bir şekilde kıl diyor. İyiliği emret, kötülükten nehyet diyor Lokman aleyhisselam. Güzel ahlaklı ol diyor. Böyle çocuğuna güzel şeyler anlatıyor. Demek ki tarihi değiştirmek isteyen, değiştirebilecek olanlar böyle güzel ideal müminler. Bundan sonra secde ayeti geliyor. Allah'a itaat başarının sebebidir. Biz Allah'a itaat edersek Allah bize yeryüzü egemenliğini verir.
Bundan sonra Ahzab suresi geliyor. Başarılı olmak istiyorsanız fitnelere karşı hazırlıklı olun. Yani bir takım münafıklar, kafirler sizi yok etmek ister. Bunlara karşı iyi bir strateji geliştirin. Okuyun, kendi stratejinizi ortaya koyun. Bütün bu hücumlara karşı dikkatli olun. Savunmanızı iyi bir şekilde yapın diye Ahzab suresi bize bunu anlatıyor. Aslında Ahzab suresi Hendek Savaşı'ndan sonra indi. Peki Hendek Savaşı'nın önemi nedir? Bütün Araplar son defa toplanıp Müslümanlara saldıracaklar ve yok edecekler. Ve yaklaşık 10 bin kişi toplanıyor, Medine'ye saldıracaklar. Peygamber Efendimiz bunu duyunca sahabesiyle istişare ediyor, ne yapalım? Medine'de savunma mı yapalım, dışarıya çıkıp savaşalım mı diyor, istişare ediyor. Sahabe diyor ki, ya Resulullah Medine'yi savunalım. Peki nasıl savunacağız? İranlı Selman Farisi diyor ki, ya Resulullah biz işte Hendek kazardık şehrin etrafına, o şekilde savunurduk. Resulullah onun dediğini kabul ediyor ve şehrin etrafına büyük hendekler kazılıyor. Ve 10 bin kişi geldiğinde Medine'deki insanların gözleri böyle fal taşı gibi açılıyor. Çünkü o güne kadar 10 bin kişi görmemişler. Çok fazla. Ama Allah'ın yardımıyla onlar hendeyi aşamıyor. Allah Teala size bir fırtına meydana getiriyor. Ve kısa sürede onların orduları böyle dağılıyor ve geri dönmek zorunda kalıyorlar. İşte bundan sonra Allah Teala Hazretleri bu gibi fitnelere karşı dikkatli olun, kendi stratejinizi ortaya koyun diye Ahzab suresini indiriyor. Bundan sonra Sebe suresi geliyor. Allah'ın verdiği nimetlere şükredin. En büyük nimet nedir? Vahiy nimet. Allah Teala bize Kur'an göndermiş, peygamber göndermiş, yol gösteriyor. Nasıl inanacağız, nasıl ibadet edeceğiz, aile hayatımız nasıl olacak, ticaret hayatımız nasıl olacak? İşte vahiy bizim için en büyük nimet. Burada şükretmekteki şey, hem Allah Teala Hazretlerine hamdolsun, şükrolsun, teşekkür ediyoruz. Hem de onun gönderdiği vahiy ile ne yapıyoruz? Amel ediyoruz. Bundan sonra Fatır suresi geliyor. Allah Teala Hazretlerinin yeryüzünde bize verdiği nimetler hatırlatılıyor. Bunlara şükredin, şükrederseniz Allah Teala size daha büyük nimetler verir buyuruluyor. Bundan sonra Yasin suresi geliyor. Peygamber Efendimiz Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'in kalbidir diyor. Yani Kur'an'ın kalbine yolculuk yapmak isterseniz Yasin suresini anlamanız gerekir. Yasin suresinde Allah Teala Hazretleri önce risaletten bahsediyor. Sonra tevhid inancı, sonra ahiret inancı. Bu üç şey çok önemli. Bizim Allah ile iletişimde olmamız, onun dediklerini öğrenebilmemiz için bir risalet olmalı. Yani melekler, peygamber, kitap olmalı. Onunla ne yapıyor? Allah Teala Hazretleri'nin bize emirleri ve yasakları geliyor. Bundan sonra biz anlıyoruz ki Allah tektir. Allah bizim Rabbimizdir. Kainatın Rabbidir. Her şeyi yaratan O'dur. Ve sadece O'na kulluk etmemiz gerekir. Onun dışında hiçbir ilah, tanrı, Rab yoktur. Eğer bu şekilde güzel bir hayat yaşarsak ahirette bizi de güzel bir hayat bekliyor. İşte bu üç şeyi bize Yasin suresi veriyor. Sanki Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'i özetliyor. Risalet, tevhid ve ahiret inancı. Dolayısıyla Yasin suresinde biz şunu anlıyoruz. Peygamberle beraber yürümek gerekir. Beraber hareket etmek gerekir. Ki ikinci sayfasında Yasin suresinde bildiğiniz gibi Allah Teala Hazretleri'nin gönderdiği peygamberlere bir şehre iki tane, üç tane Rasul gönderiyor. Onlar peygamberlerin, Rasullerin dediklerini kabul etmiyorlar. Şehrin uzak bir yan tarafından bir kişi koşarak geliyor. Ey insanlar, sizden hiçbir şey, bir menfaat istemeyen bu peygamberlere itaat edin, kurtulun. Bana ne oluyor ki beni yaratan Rabbimi terk edeyim de başkalarına tapayım diye böyle güzel bir konuşma yapıyor. Ama onlar onu öldürüyor, şehit ediyorlar. Allah Teala Hazretleri قِيلَتْ خُلِ الْجَنَّةِ o anda ona cennete gir diyor. Ruhu her tarafa dolaşıyor, cennete bile giriyor. Ruhu ama. Çünkü bedenen cennete ilk defa girecek olan Peygamber Efendimiz. Kapısını açacak olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Peygamberimiz cennete girdikten sonra gidip kendi makamına yerleşmiyor.
Kevser ırmağının yanında bizi bekleyecekmiş. İçeri girdikçe çağıracak işte Ahmet, Mehmet falan gel diye. Sahabe diyor ki ya Resulallah, o kadar insanın içinde sen kendi ümmetini nasıl tanıyacaksın? Resulullah diyor ki ben sizi abdest azalarınızdan tanırım. Bu hadisi rivayet eden Ebu Hureyre abdest alırken böyle kollarını iyice ta yukarıya kadar yıkarmış. İsterim ki dermiş böyle her tarafın nur gibi parlasın dermiş. Tabii böyle abdest aldıkça bizim böyle azalarımız nur gibi parlayacak. İnşallah ahirette de Peygamber Efendimiz bizi tanıyacak ve yanına çağıracak. Bundan sonra Saffat suresi geliyor. Kurtuluş salih amelledir. Eğer siz başarılı olmak isterseniz güzel, temiz insan olmanız gerekir buyuruluyor. Bu mesaj veriliyor. Sad suresinde hatalarımızı terk etmek mesajı veriliyor. İnsan beşerdir, hani bazen şaşar. Böyle bizde bir atasözü var. Dolayısıyla her insan hata yapabilir. Ama hata yapanların en hayırlısı kimdir? Tövbe edenler. Hatayı terk edenler. Dolayısıyla biz bir hata yaptığımızda devam etmeyeceğiz. Hemen onu bırakacağız, tövbe edeceğiz. Bir daha o hataya düşmeyeceğiz. İşte öyle olduğu zaman Allah-u Teala bizim hatamızı affediyor. Demek ki yeryüzüne hakim olabilmek için değerli kardeşlerim, günahlardan, hatalardan vesaireden böyle uzaklaşmamız gerekiyor. Bu mesaj veriliyor. Zümer suresinde de farkındalık başarı sebebidir mesajı veriliyor. Yani farkında olmalıyız. Şu anda yaşadığımız hayat, yaşadığımız dünya, insanlar, efendim yeryüzüne hakim olanlar kimler? Bütün bunların farkında olmalıyız ve ona göre kendi hayatımızı, kendi stratejimizi, kendi toplumumuzu oluşturmalıyız. İşte Zümer suresi bize bu mesajı veriyor. Eğer kendi İslam toplumunu oluşturursanız, müminler içerisinde takva sahibi olanlarla beraber yaşarsınız ve onlarla beraber haşrolursunuz. Değilse Allah'a şirk koşan, inkar eden kişilerin içinde olma tehlikesi vardır. Hemen ikinci bölümü de kısaca anlatıvereyim. İkinci bölümde de 7 sure var arkadaşlar. 10 surenin özetini yaptık hızlı bir şekilde. İkinci bölümde de Allah Teala Hazretleri bize sorumluluk bilinci mesajı veriyor. Yani 7 tane surenin ana konusu insan ve sorumluluk. Aslında insan olmanın özelliği sorumluluktur. Hayvanlar sorumlu değil. Her şeyi yapar. Ama insan sorumlu bir varlık olduğu için Allah ona kitap göndermiş, peygamber göndermiş. İnsanların hukuku var, devleti var, toplumu var, ailesi var. Dolayısıyla bu sorumluluk çok önemli. Aile çok önemli. Müslüman zina yapamaz, ahlaksızlık yapamaz. Toplum çok önemli. Müslüman işte eşkıya olamaz. Yani bu sorumluluk bilincini Allah Teala Hazretleri bize vermek istiyor. Buna Kur'an-ı Kerim ne diyor? Takva diyor. Takva, sorumluluk bilinci. İşte sorumluluk bilincinin zirvesinde olan kimler? Peygamberler. Sonra sıddıklar. Yani her şeyini Allah yolunda feda edebilen Hazreti Ebu Bekir gibi insanlar. Şehitler. Allah yolunda canını veren insanlar. Ve salihler. Temiz insanlar. İnşallah bizler de onlar gibi olmaya çalışacağız. Fatiha suresinde zaten bunun duasını yapıyoruz. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Kendilerine kulluk nimeti verdiklerinin yolu. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerin yoluna bizi hidayet et diye dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bu ikinci bölümde 7 tane sure var dedik. Mü'min, Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan, Casiye ve Ahkaf sureleri. Mü'min suresinde Allah'ın korumasının sorumluluk bilinci olanlarla beraber olduğunu anlıyoruz. Yani biz ideal bir mümin olursak Allah bize yardım ediyor. Bu sureye niye mümin denilmiş? Burada Allah Teala bir mümini anlatıyor. Musa aleyhisselam Firavun'a gidiyor, tebliğ edecek. Firavun öldürmek istiyor. Firavun Musa aleyhisselamı. Oradaki bir mümin diyor ki Rabbim Allah'tır dediği için mi birisini öldürmek istiyorsunuz? Diye böyle güzel bir konuşma yapıyor. İşte Allah Teala Hazretleri o mümini bize anlatıyor ve haza mümin, işte bu mümin böyle olur dercesine Allah Teala burada
sorumluluk bilincini anlatıyor. Her zaman biz hakkın yanında olmalıyız. Hakkın yanında olursak Allah bizi ne yapar? Korur. Bundan sonra Fussilet suresi geliyor. Sorumluluk bilgi ile olur, ilimle olur. Yani bir şeyler bilmeliyiz ki onun sorumluluğunu taşıyalım. Dolayısıyla biz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim'de ne var bilmeliyiz. Peygamber Efendimiz'in hayatını bilmeliyiz. Hadislerini bilmeliyiz. Peygamber Efendimiz'in getirdiği İslam sistemini, ibadettir, sosyal hayat, ticaret vesaire, aile sistemi, bunları bilmeliyiz ki bizde bir sorumluluk bilinci oluşsun. İşte bizim bu sohbetlerimiz, okumalarımız, kitaplarımız vesaire bize ne yapıyor? Bunu öğretiyor. Bundan sonra Şura suresi geliyor. Şura suresi istişarenin öneminden bahsediyor. Yani istişare etmeliyiz. Bir şey yapacağımızda istişare etmeliyiz. Bilgiyi istişare etmeliyiz. Efendim ne yapacaksak Allah-u Teala Hazretleri bu konuda bizim istişare içinde, diyalog içinde olmamızı istiyor. Müminler sürekli birbirleriyle böyle konuşmalı. Ona göre kendi stratejilerini oluşturmalı. Sonra Zuhruf suresi geliyor. Sorumluluk sahiplerinde dünya hırsı olmamalı. Allah için yaşamalı. Hani biz diyoruz ya, inna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu sadece ölüler için değil, bizim için de önemli. Ne demektir inna lillah ve inna ileyhi raciun? Biz yeryüzünde Allah için varız, yine ona döndürüleceğiz. İşte biz Allah için yaşıyoruz. Dolayısıyla bu dünyada bizim için yaşayacağımız şeyler kadar belki önemlidir. Hatta Peygamber Efendimiz öyle diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İyi bir ev, bir binek, saliha bir hanım, eş varsa dünya nimeti tamamlanmıştır. Çok hırslı olmaya gerek yok. Ha şunu diyebilirsiniz, hocam ben işte Allah yolunda infak edeceğim, dağıtacağım, bunun için zengin olmak istiyorum derseniz tamam. Ama gururlanmak, kibirlenmek, efendim başkasını sömürmek için zengin olmak İslam'da yoktur. Bu kapitalizmin bize dayattığı bir şeydir. Zenginler Hazreti Ebubekir gibi, Osman Efendilerimiz gibi olmalı. Allah yolunda infak etmeli. Tabi Allah-u Teala Hazretleri öyle diyor. Para birilerinizin elinde bir ekonomik güç olmasın. Dule kelimesi geçiyor. Devlet siyasi bir güç, dule ekonomik bir güç. İşte sermaye belli yerlerde toplandığı zaman tekelleşme meydana gelir. O zaman insanların çok az bir kısmı refah içinde yaşar, büyük bir kısmı fakirlik içinde yaşar. İslam bunu istemiyor. İslam sermayenin toplumda adil bir şekilde paylaşılmasını istiyor. Böyle bir sistem oluşturun. Ekonomik bir sistem, sosyal bir sistem oluşturun diyor. Tabii bu konuda bizlerin çok çalışması gerekiyor. Yani bizler öyle projeler oluşturmalıyız ki içinde yaşadığımız dünyada bütün devletlere bu projeyi ulaştırmalıyız. İşte adil olan sistem budur diye sistemi oluşturmamız gerekir. Değerli kardeşlerim, bunun için çok çok çalışmamız gerekiyor. Bundan sonra Duhan suresi geliyor. Allah Teala burada şu mesajı veriyor. Sorumluluk hep gerçekleri desteklemektir. Aleyhimize de olsa hep doğrunun, hakkın yanında olmamız gerekiyor. Daha sonra Câsiye suresi geliyor. Sorumluluk fedakarlıktır. Biraz fedakar olacağız. Canımızdan, malımızdan fedakar olacağız. Rahatımızı biraz terk edeceğiz. Efendim, ibadetlere devam edeceğiz. Sabırlı olacağız, direneceğiz. Allah Teala bizim çok güçlü olmamızı istiyor. İşte bu namaz, oruç, zekat, cihat, tebliğ bizi yetiştiriyor. Sabırlı, dirençli bir insan olmamızı sağlıyor. Değerli kardeşlerim. Bundan sonra Ahkaf suresi geliyor. Burada Ad kavmi anlatılıyor. Yani Arabistan'da yaşayan, Yemen bölgesinde yaşayan ilk Araplar. Ad kavmi. Allah Teala onlara Hud peygamberi gönderiyor. Tebliğ inancına davet burada devam ediyor. Fakat onlar bu daveti kabul etmiyorlar. Ve Allah onları yok ediyor, helak ediyor. Ve orası bir kum yığını haline geliyor. İşte Ahkaf, kum yığını demek. Eğer sorumluluk bilincimiz olmaz ise Allah Teala bizi helak edebilir. Bütün bu bölgeyi bir kum yığını haline
toprak yığını, enkaz yığını haline getirebilir. Ahkaf suresinde de bu mesaj veriliyor. Burada isterseniz kalalım. Yani bir ara verelim. Tekrar devam edelim. Muhammed Hocam eklemek istediği bir şey varsa. O zaman...